Herkese merhaba dostlar. Ben Gölmök ve TNP Limitless seri ile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünün teması Omegle'de gördüğümüz siyahi kardeşlerimiz kafamızda Drake'le beraber. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölümden bu yana birazcık değişiklik yaptım sadece açıkçası. Burayı biraz genişlettim. Arsnov'u da biraz daha aşağıya taşıdım. Sebebi de şimdi her ağacın altında aynı Y seviyesinde olunca arkadaşlar, bir yerden sonra genişlettiğinizde alanları çakışıyordu. Burasıydı eski Arsnov'u yeri. Burayı Drover için kullanmaya başlayacağız bugünden itibaren. Bugün çok ihtiyacım olacağını sanmıyorum ama amacı o olacak. Burası da zaten Barrel ve Chest odası. Burayı da hafif bir genişlettik. Zaman içerisinde Applied Energy'ye geçmemizle beraber biraz daha oturtacağım bir şeyleri. Onun dışında ekstra bir şey yaptık mı? Aslında yapmadık. Bölüm arası lootlarına bir bakalım. Genellikle çer çöp. Bir tane daha magnet yüzüğü buldum. Ne alakaysa. Acaba hangisi daha iyidir? Tabi onu çok bilmiyorum. Biri Enigmatic Legacy, biri Rings of Ascension. Bunu da takalım böyle. Her şeyi çekmeye çalışalım. Bu arada bu Enigmatic Legacy'nin yüzüğü shift'e basılırken çalışmaz. Eğildiğinizde çalışmaz. Öyle bir muhabbeti var. O açıdan biraz daha işlevsel aslında. Onun dışında biraz inşa blue falan buldum. Onun dışında bunlar genellikle depolanacak çer çöp. Apoteosis itemları falan var bayağı. Çünkü bunları da şöyle içeri gönderebiliriz. İşlevsel bir şey buldum mu? Çok hatırlamıyorum ya. Bakayım. Elementarium o değil. İki tane spawner söktük değil. Bir tane daha Simply Swords kılıcı buldum. Açıkçası bunu da çok kullanmayı şu an için planlamıyorum. Bunları bir depolayalım. Bu arada burada iki tane item vardı hatırlıyorsanız geçen bölümden. Onların ne işe yaradığını ben öğrendim arkadaşlar. Size de hemen bahsedeyim. Buradaki Keystone of Oblivion bayağı envanterinizde bulunabilen bir çöp kutusu. Bu Unholy Grail'da bu arada adından da anlayabileceğiniz üzere şu halimizde içersek bize debuff veren bir şarap çanağı. Öte yandan bu Rings of Seven Curses, 7 lanet yüzüğü gibi şeyler filan var. Onları taktığınızda ve yasak meyve yediğinizde size buff vermeye başlıyor tam tersine. Yalnız o yasak meyve konularına şimdilik çok da girmeye gerek yok. Bu Keystone of Oblivion şöyle çalışıyormuş. Bunu aslında gidip göstersek daha iyi olur. Araştırdığım kadarıyla en azından şöyle çalışıyormuş demeyeyim direkt. Mesela Cobblestone'u aldık. Keystone of Oblivion'la bunu craftladık ya arkadaşlar. Kontrole bastığımız zaman Total Absorption diye bir şey çıktı modunda. Bunun modunu da değiştirebiliyoruz. Absorption dediğim bayağı artık herhangi bir Cobblestone geldiği zaman envanterime direkt siliyor bu. Öyle bir bayağı çöp kutusu item'i, yani Void item'i. Hatta bazı çantalarda filan da bunu kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Hatta buradaki Backpack modunda da var. Sophisticated Backpacks modunda. Bayağı açıkçası bence işe yarar bir şey. Çünkü şöyle düşünün mesela. Alan kazacağız diyelim. Ya aynı şeyi şey de yapabiliyor aslında. Mining Gadgets da yapabiliyor ama modpack'te diyelim ki aynı Iron Gadgets yok ya. Olur mu? Olur arkadaşlar. En nihayetinde envanterime gelen bütün cobblestone'ları böyle silebiliyorum. Sadece madenleri tutuyorum haliyle. Ki aynı şekilde mesela belli bir Y seviyesinin altında Deep Slate'de de bunu yapabilirim. Ve de açıkçası hani upgrade slotu filan saklamaması, pardon harcamaması gayet güzel. Bence envanterinize koyuyorsunuz böyle 3-4 tane itemle bunu birleştirerek. Temizlemek istediğinizde de geri koyup temizleyebiliyorsunuz. Tekrar ben buraya koyduğumda mesela list of consumable items hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi bunu sıfırlamak için kullanabilirsiniz. Bana cobblestone belki lazım olur. Bugün bir lazım olacak gibi çünkü. Bugün yapacağım şey için. O yüzden bunu temizledim. Evet, bugün ne yapacağız? Arkadaşlar normal şartlarda Kitchen Sink modpacklerde biliyorsunuz birçok sınırsız kaynak elde etme yolu var. Burada da var, ne bileyim, Ore Laser var, Mystical Agriculture var, arılar var. Ama olmadığını farz edelim. Yani bu modpackleri şöyle kullanmayın bence, en azından kullanmayın demeyeyim direkt. Burada en iyi şeyi yapıp modpack'i bir haftada bitirmek değil amaç arkadaşlar Kitchen Sink'lerde. O expert modpacklerde eğer speedrun yapıyorsanız mantıklı. Bu tarz modpacklerdeki asıl amaç, bu kadar mod olmasının asıl amacı her seferinde yeni şeyleri denemek. Mesela temalı bir modpack oynadınız, Create var sadece diyelim elinizde. Elinizdeki şeyleri de öğrenmeniz lazım, yani Create'te de bazı şeyleri nasıl yapacağınızı. Bugün yapacağımız şey de Gold Farm. Iron Farm'ı yaklaşık 2-2,5 modpack öncesinde yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hala gidip bakabilirsiniz, bayağı takır takır çalışan bir Iron Farm ve hani scalable. İstediğiniz gibi büyütebilirsiniz o Iron Farm'ı daha verimli olması için. Bugün bir benzerini yapacağız. Gold Farm yapacağız. Teknik olarak direkt Gold Ingot yapmayacağız aslında bugün. Gold Nugget ile başlayacağız. Onu da böyle kademe kademe CI'dan da izleyebilirsiniz. Şu an benim yapacağım şekilde de izleyebilirsiniz açıkçası. Şimdi Gold Farm için her şeyin başı en başta arkadaşlar Cobblestone Farm. Cobblestone Farm inşa etmemiz gerekiyor.
Ve kendimize bunun için nispeten geniş bir alan elde etmemiz gerekiyor. O yüzden bunu daha arka taraflardaki ağaçlardan birinin kovuğuna yapsak daha mantıklı olur gibi. Mesela şu ağaç yeterince geniş ama bizim işimiz yerin altında olacağı için o ağacın o kadar geniş olması çok da önemli değil. Ben sadece girişi ağaç şey olarak kovuğu olarak kullanacağımdan o ağacı buna harcamayalım. Daha belki mantıklı bir ağaç bulabiliriz. Ulan bu ağaçların da hepsi çok şeymiş ya. Hepsi çok geniş. İçlerine koca makineler sığdırabileceğim için bunların direkt yapmak istemiyorum. O zaman buna yapalım mesela. Bunun giriş kısmını temizleyelim arkadaşlar şu şekilde. Aynen buraya çünkü ne yapacağız? Bir elevator sistemi. Daha doğrusu işte direkt bizim ışınlanmamızı sağlayan bir asansör sistemi yapacağız. Aşağıda büyük bir alana ihtiyacımız var. Önce biz bir alanımızı açalım. Ondan sonra da orada da şey varmış ha. Ondan sonra da gerekli materyalleri getirip inşa etmeye başlayalım sistemimizi. Dediğim gibi ben buradan aşağıya doğru kazacağım. Bu sefer Y seviyesini bayağı bir düşürürüz. Çünkü bu diğer sistemlerle hani iç içe girsin istemiyorum. Benim ilgileneceğim kısım sadece buradaki kısım olacak. Yani Applied Energy J6'a bağlayacağım depolama alanı. O yüzden burası sadece böyle kalsın. Aşağıya da bayağı bir Y seviyesine böyle eksilere kadar inebiliriz. Arada böyle rastgele maden kazarken arkadaşlar, bu arada bu modpack'i oynuyorsanız suya denk gelebilirsiniz. Su sonra birden kaybolur. Kafanız karışmasın. Immersive Engineering'in yanlış hatırlamıyorsam permafrost'u var. Permafrost bazen eridiğinde size şey verebiliyor. Su çıkabiliyor yani permafrost'un içinden. Zaman zaman da bu arada Iron ve Gold Nugget'lara denk geleceksiniz. Onlar da permafrost'u kırdığınız için. Permafrost kırdığınızda Iron Nugget, Gold Nugget, onun dışında kemik vesaire verebiliyor. İşte tam permafrost dediğim de bu. O yüzden yani ulan bu nereden geldi diye düşünüyorsanız oradan geliyor genelde. Evet, genel hatlarıyla alanımız hazır gibi duruyor. Şimdi gold üretmek için arkadaşlar aslında şu an teknik olarak 3-4 tane şeyin sınırsız craftını yapıyoruz. Birincisi cobblestone. İkincisi gravel. Üçüncüsü sand. Yani herhangi bir aşamayı yarım keserseniz bu söylediğim şeylerden birinin autocraft'ını da aslında yapmış olacaksınız. Sınırsızını da yapmış olacaksınız. Ondan sonra gold'la beraber zaten nether quartz. Nether Quartz'ı hatta biraz nötrlememiz gerekecek. Onu bir durdurmamız gerekecek yani. Onun dışında onu hatta evet compacting yapabiliriz. İsterseniz Flint. Yani baya bir şeyin aslında Soul Sand baya bir şeyin autocraft'ını şu aşamada yapmış olacağız. Asansörü bu hizada koydum. Şimdi şöyle bir şey yaparız. Bu taraf komple cobblestone, gravel ve sand işlemini yapan yer olur. İkiye mi bölsek ondan sonra? İki taraftan da gold üretelim ya. Evet, iki taraftan üretelim. Ondan sonra da zaten yukarı fırlatacağız. Tam bu hizadaki Cobble Deep State'i kullanarak. Şimdi öncelikle gravel ve sand için zaten tahmin edersiniz ki bir crushing sistemi oluşturmam gerekiyor. Ondan önce tabii cobblestone sistemi oluşturmam gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şeylerden biri öncelikle birinin uyuması server'da. Evet, kimse uyumayınca ben de bir köye geleyim dedim. Direkt ilk girdiğim odalardan biri Nomadic Craft odası oldu arkadaşlar. Fena da olmadı açıkçası. Air kompresör yapmaktan kurtulmuş olduk böylece. Nomadic Craft'ta bu modpack'te de çünkü bir girmeyi planlıyorum. Reinforced chest'i sortlayamıyormuşuz. Bunu da öğrendik ama içinden Amadron çıktı. O da bir enteresan tabii. Bunları da sökelim. Bir tane yatak bulayım da ondan sonra geri döneyim ya. Bu arada kendi server'ınızı oynadığınız zaman arkadaşlar bir şey inşa edeceğiniz zaman Spectator moduna geçerseniz dünyada yerin altına girebiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. İşinizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Eğer çünkü kazdığınız yerde mağara falan varsa aşağı kazdıktan sonra biraz pişman olabiliyorsunuz. O yüzden onu da kullanabilirsiniz. O da bir tercih biçimi. Şimdi dediğim gibi bir crusher sistemine ihtiyacım var öncelikle. O yüzden mesela 4 tane crushing wheel. Aslında bunu ikiliyle de yapabilirsiniz. Ama ben dörtlüyle yapacağım. Tabii bunun için yine bir mechanical crafter ihtiyacı çıktı. Yine biraz işimiz varmış gibi duruyor. 21 tane gerekiyor dedim. Bu arada ya crushing wheel için tekrar bakalım. 21 tane olması lazım ama. Evet, 21 tane gerekiyor. Bunlar 7'li craftlanıyor. 7 tane brass casing. Brass ingot'ımız neyse ki var baya baya. Şu anda iyi, bu resipiyi de şu an tekrarlayabiliriz. Burada çok bir zorluk yok açıkçası. 7 tane şunlardan alalım. Sand paper'ımızı alalım ondan sonra. Bunda, bu arada bunun burada bildiğim kadarıyla diamond hali de var. Diamond halinin durabilitesi tabii çok daha fazla. Onu kullanabilirsiniz yani. Çünkü sand paper 8-10 tane yaptıktan sonra açıkçası kırılıyor haliyle. Muhtemelen hatta şu son ikiyi yaptıktan sonra muhtemelen kırılacak gibi. Kırıldı bile. Tamamdır. Diamond sandpaper yazalım bakalım. Ha, bunun için dust gerekiyormuş. Şu an dust yapamayacağım için normal sandpaper yapacağız biz.
Şöyle sandpaper yazalım. Yazamadık. Bir saniye tekrar. Oyunun sesi bu arada neyse erken fark ettik. Daha 10 dakika olmuş. Oyunun sesini şöyle tekrar. Gerçi çok duyacağınız bir şey de yok şu anda ama olsun. Biraz daha immersive hissettiriyor bence. Sandim yok. Oha. Bak sınırsız sand farm yapmamızın avantajı da burada çıktı. Tamamdır. Şimdi sandimizi de aldık, yaptık. Bu muhabbeti hallettik gibi. Şu anda 21 tane crafter'la başlayacağız işimize. 7 tane yaptık bundan. Güzel. Şimdi brass casing için log, strip log'a ihtiyacım var. Şöyle log yazalım. 7 tane. Ondan sonra 7 tane de brass'a ihtiyacım var zaten. 8 oldu. Fazlasını harcamayalım. Yerdeki yoncalara da dokunmak istemiyorum. Güzel duruyor. Böyle bu arada ultimate tuşuna basarak sağ klik atarsanız hepsini tek seferde sıyırır arkadaşlar. Onu da avantajınıza kullanabilirsiniz bence. 7 tane brass casing'i de yaptık. Sanırım tek eksiğimiz 7 tane crafting table kaldı. Shift'e basarak koyarsak, Shift'e basarak da alırsak 21 tane mechanical crafter'ımız hazır. Bunda sistemi bilen bilir. Okların aynı yere bakması gerekiyor. O yüzden wrench alıyoruz. Bir de Ars Nova'nın herhalde şimdi Starbuckle tekerlekleri burada herhalde işimi görür diye umuyorum. Bir tane de tabii Cogwheel'a ihtiyacımız var. Bu Starbuckle Wheel'ları Crafter'a bağlayabilmek için. Hatta biz Gold bloklarımızı da alalım eğer Gold bloğumuz iyi. Yeterince Gold ingot'ımız varmış. 5 tane de Gold bloğu da alalım. Bu Crafter'ları da ileride taşıyacağız. Şu an sadece ortalığı bozmayacak yerlere özellikle götürüyorum arkadaşlar. Her şeyi tahmin edersiniz ki. Bu şekilde bu arada baktığınız yüze bakarak koyarsanız zaten doğru yere bağlanır. Mesela ben buraya bakarak koyarsam içeri bakar. Hani wrench değişimizi minimale indirmek için mesela hatta bu alttakileri bile ne yapabilirdik? Hepsini şu şekilde koysaydık mesela hepsi doğru yere bakardı. Wrench değişinizi en aza indirmek için bu sistemi kullanabilirsiniz. Arkadan da mesela şu şekilde doğru yüzlere bakarak yerleştirirsen bunları. Bir tek galiba şu sağa baktı ama o da problem değil. O da zaten yine aynı yere gelecek. Evet mesela şu an hiç bir tane wrench işlemine gerek kalmadan aslında yaptık gibi değil mi? Aynen hepsi doğru yere bakıyor gibi. Tamam şu an yaptık bile mesela. Şimdi şu tekerleği alıp oraya koyarak yaptığımız bütün havalı işlemi bozalım. Şimdi hepsini bir koyalım bakalım. Evet iki tane tekerlek bile yetti. Bu tekerlekleri de tabii Create'in diğer sistemleriyle beraber buffladım. Bu arada bunların diğer yöne dönmesini istiyorsanız Shift sağ klik yaparsanız böyle normal sağ klik yerine diğer tarafa dönmeye başlar. Bunlar da Create'in dediğim gibi diğer tüm stres ünitleriyle beraber hızlandırıldı arkadaşlar. Normalde bunların 3 tanesi hayatta yetmezdi çünkü zaten düşündüğümüz zaman. Burayı bir süre Crashing Wheel yapmak için kullanacağız. Belki bu modpack'te de Iron Farm yaparım. Yani gerek var mı? Belki yani bu sefer coin dinamosuyla enerji üretmek isteyebiliriz bu modpack'te. Belki onun için yapabiliriz yani devasa bir coin dinamosu yapabiliriz. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra zaten Crashing Wheel'a şu an geçebiliyorum. Herhangi bir stone gerekiyor arkadaşlar. Cobblestone gerekiyor mu? Cobblestone oluyor mu? Listede cobblestone göremedim. O zaman gidip biraz silk taş kullanarak biz stone toplayalım. Nereden? Mining Dimension'dan. Burada hatta işimi hızlandırmak için kitabımda silk taçlığı nerede? Silk taşlı burası. İki tane AOE'yi koyarsam zaten şey azalmadı bile. Yani discount ringlerim sağ olsun. Sınırsız manam var gibi bir şey oluyor özellikle bu tarz spell'ler için. Buradan baya bir miktar böyle stone toplayabiliriz. Ondan sonra zaten gidip craft'ı yapabiliriz. Tamam. Dediğim gibi bu resmi iki kere tekrarlayacağım için aslında çok da bir şeye ihtiyacım yok. Sadece iki tane stone'a ihtiyacım var düşündüğümüz zaman. Şöyle bir bakalım. 3, 6, 9, 12, 20 tane andesite alloy. Bu tek seferde ikili craft'larının içinde 40 tane andesite alloy'a ihtiyacım varmış zaten. Şunları şöyle 40 tane andesite alloy dedik. Bir de bakalım tag'i neymiş mesela plankmiş tag'i. 8 tane de herhangi bir plank'e ihtiyacım var. Spruce var da elimde. Zamanında spruce wood çok söktüğümüz için ilk bulduğum binalardan birinde. O yüzden çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Recipe bu arkadaşlar. Doğru yerlere koyduğunuz zaman otomatik olarak çalışması gerekiyor. Ha şurada bir tane andesite alloy eksikmiş. Tamam niye çalışmadı dedim. Tak 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 tam bir Tetris kafasıyla beraber üretti bile. Bunları biraz hatta fazla abartmışız. Bunları biraz düşürmem lazım. Çok fazla stres ünit üretiyor. Daha doğrusu çok hızlı dönüyor ama bunun da maalesef öyle bir problemi var. Bunun hızını düşürmeniz için, stresini düşürmeniz için hızı düşürmeniz gerekiyor. Bu arada fazla mı andesite alloy aldım ben ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa evet 2 tane fazla aldık. 2 resipi içinde toplamda 4 tane fazla aldık yani. İkinci recipe'yi de koyduğum zaman tak tak tak. Bunu izlemesi bayağı keyifli bu arada. Bunu XNet kullanarak otomatiğe bağlayabilirsiniz.
Öyle söyleyeyim, bunların arka taraflarının her birine konnektör bağlarsanız bir sürü crusher gerekecekse onu kullanabilirsiniz. Abi ne kadar lagsız şu an server yalnız ya. Bir tane modu sildik arkadaşlar biz şeyden. Şu anda mesela korkunç lag olması gerekiyor. Biz 5 kişiyken bile kasıyordu çünkü ama. Demek ki etkiledi bayağı. Tamamdır. Bu vatandaşları şimdi buradan sökebiliriz. Bakalım bir tanesini bırakınca çalışmaya devam edecek mi? En az iki tane gerekiyor mu yoksa? Önüne gold bloğu koyalım. İyi, iki tane de çalışıyormuş. Üçüncüye gerek yok. Gayet güzel o zaman. Bunların iki tanesi kalsın. Üç tanesi bana kalsın. Şimdi belki aşağıda, çünkü bunları kullanmak isteyebilirim. Henüz press sistemi, deployer sistemine vesaire geçmediğim için. Yemen. Geçmediğim için bunlara ihtiyacım olabilir yani. Şimdi dediğim gibi önce cobblestone'la başlayacaktık. Bunun için ihtiyacımız olan ilk şeylerden biri aslında vault. Bir dörtlü vault sistemine en azından ihtiyacım var. Ve bir tane yapabildik. Neden? Çünkü barrel'ımız bitti. 4 desek. Toplamda bana 8 tane vault lazım değil mi? Aynen. Bu voltları bu arada 2, 3, 2, 2, 3, 3 yapabildiğiniz gibi 2, 2, 2, 2 bir küp şeklinde de yapabiliyorsunuz. Ben küp şeklinde yapacağım için zaten böyle 8 tane volta ihtiyacım var. Voltumuz tamam. Bununla beraber bir diğer kullanabileceğimiz blok da sail bloklar. Windmill sail'a biraz ihtiyacımız var. Kaç tane işime yarar? Üst yüzü kaç olacak? 4 tane olacak. O zaman 4 tane ihtiyacımız var. Bunları boş frame'lerle açıkçası da biraz daha güzel gözükeceği için boş frame kullanabiliriz. Factory hopper var mı? Çok bilmiyorum ama Y'ye basınca terminalin kapandığını biliyorum. Faktör hopper yazacağım. Bak burada Engineer's Decor yokmuş. Mesela kendim hazırlayacağım modpack'te kesinlikle asla atlamayacağım bir mod. Eğer unutmazsam, eğer ileride hazırlarken burada olursanız unutursam hatırlatın. Çok güzel bir mod bence Engineer's Decor. Çünkü bazı işleri gerçekten çok kolaylaştırıyor. 4 tane 5, 6 tane filan hopper'a ihtiyacımız olur. Garantiye olmak için biz 8 taneyi çıkartalım. Bunu da yaptıktan sonra geçen bölümlerden bir arkadaşı şimdi çağıracağız arkadaşlar. Kart. Assembler. Bundan bir tane alıyoruz. Bununla beraber bir tane herhangi bir düz bloğa ihtiyacımız var. Herhalde burada spruce wood'u kullanabilirim. Şuradan alayım en o. Evet, burada spruce wood'u kullanabiliriz mantıklı bir şekilde. Bir tane de neye ihtiyacımız vardı? Buraya eklemiş olmam lazım. Threshold switch. Bunun da çok güzel bir mantığı var. Yaptığımda zaten göreceğiz hep beraber. Brass casing yine ihtiyacımız varmış. O bir tane brass ingot'a bak yine ihtiyacımız oldu. Bir tane lok. Şu resipiyi bir hemen yapalım. Yerde yonca olmayan bir yerde yapalım ki bozulmasın. Tamamdır. Brass casing'i de yaptık. Ne eksik? Bir tek komperatör eksik. Onda 3 tane torça ihtiyacımız var zaten. Gerçekten Tom Story'in çalışma hızını seviyorum. Takır takır craftladık mesela her şeyi. Evet, ana mantıkta bunlar lazım. Bir tane de tabii bu kart assembler'ı çalıştırabilmem için lever gerekiyor. Tamam, şu an gerekli bütün her şeyi yaptık gibi duruyor. Bir de bir inşa bloğuna ihtiyacımız var. Etrafını kapatabilmek için. Herhalde glass trapdoor vardır diye düşünüyorum. Create ekliyor çünkü bunu. Herhangi bir trapdoor'la frame glass'ı birleştirdiğimizde yapabiliyormuşuz. Evet, geçen bölüm stone cutter bulmuştuk. Bak lazım oldu, görüyor musun? Stone cutter'ımızı aldık şöyle. Galiba zaten glass trapdoor'ları direkt bunda da yapabiliyor olmamız lazım ya. Glass trapdoor yazarsak şöyle yapamıyor muymuşuz? Frame glass'ı yapabiliyoruz ama elimizde glass var mı? Yok. Yine sand bulmaya gidiyoruz. Hemen şu sandleri bir pişirelim seri şekilde. Şimdilik sadece bir stack. Ha, buraya daha kablo bağlamamıştık. Bu bölüme kadar bağlarım diye düşünüp ben bunu yukarı çekmiştim. Şunu hemen geri aşağıya yerleştirelim arkadaşlar. Buraya yakında bir upgrade çakarız zaten. Bir stack glass olsun. Belki başka bir yerde sand lazım olur diye onu şöyle kenara ayıracağım. Sand glasslar olduktan sonra da zaten glass trapdoor yapacağız. Sistemin etrafını kapatmak güzel gözükmesini sağlamak için. Bununla beraber tabi bir de lava kaynağı, lavayı ama dünyadan çekebiliriz. Çünkü teknik olarak lavayı hiç harcamayacağız aslında. Bol bol cogwheel'a ihtiyacımız olacak. Başka ne lazımdı? Evet, fluid tank'e ihtiyacımız var. Evet, onu unutmayalım. Fluid tank'e ihtiyacımız var. Onun için copper plate lazımmış. Bundan da herhalde bana 4 tane filan yeterli olur diye düşünüyorum. O yüzden şöyle barrel sayımızı şey yapalım. Bir de copper plate'e ihtiyacımız var. Zaten onu da geçen bölüm kullandığımız hammer'dan yine yapabiliriz. Tekrar tank yazalım. 1, 2, 3, 4. Full create'ten gitmek istiyorsanız burada mechanical pump da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Ben onun yerine fluid pipe kullanırım diye düşünüyorum. İşimi biraz daha hızlandırabilmek açısından.
Pipes modunun bu arada grafiklerini değiştirmişler. Çok da güzel yapmışlar açıkçası. Yani o eski çirkin iki boyutlu görseldense şu demirimsi görseli tercih ederim. Tabii bir de bunun wrench'ine ihtiyacımız var arkadaşlar. Doğru yerden kaynağı alıp göndermesi için. Herhalde onunla görseli değişmiş. Evet, güzel. Bir de tabii herhangi bir fluid tank'e ihtiyacımız olacak. Mekanizmin tank'i burada da kolaymış, neyse ki tamamdır. Bunlarla yani şu an sistemi hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir de galiba aşağı taraf için pampa ihtiyacımız var. Çünkü var mı ihtiyacımız ya? Var var. Evet, 4 tane de pompaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Onları bir yere not almıştım ben, ona baktım. Bu pompaları minimal hızda çalıştırmamız gerekiyor. Onun için açıkçası yani tırt bir water wheel kullanmanızı tavsiye ederim. Mechanical pump yazarsak 4 tane, dediğim gibi, buna ihtiyacımız var. Neden 4 tane? Çünkü 4 tane tankımız var düşündüğümüz zaman. Dolayısıyla her birinin altında bir miktar olması gerekiyor. Minimalde niye çalıştırmamız gerekiyor? Lavayı sistemimiz hiç harcamasın diye. Aksi takdirde lavayı sömürür. Baya biz bir rep dönsün istiyoruz saniyede, böyle. Saniyede diyorum. Baya bir yavaş dönsün istiyoruz yani. O önemli bir detay. Saniyede değil, dakikada bir rep. Aynen, RPM en nihayetinde. O yüzden mechanical pump'a da ihtiyacımız var. Ondan sonunda şu JEI detayını hatırladı. Her seferinde unutuyordu, sinirimi bozuyordu. Onu düzeltebildik galiba. Bir tane yapabildik. Üç tane daha ve evet, pompalarımızı hazırladık. Şimdi bunlara öncelikle rotasyonu vermeden önce bir gidip mantığını ben bir anlatmış olayım size hep beraber. Aşağı inelim. Bulabilirsek tabii hangi ağaç olduğunu. Evet, bulduk. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu pompalardan dediğim gibi düzenli olarak lava akacak. Bu bizim cobblestone generator'ımız olacak. Hatta bu alan bana ufak bir yetmeyecektir. Çünkü depolama alanı olarak burayı kullanıp buradan yukarı çutla aktarmak istiyorum ben. Şöyle bir inşa edelim mesela, basit mantığını. Bu bizim cobblestone generator'ımız. Gold değil. Böyle bir dörtlü koyduktan sonra tekrar buna sağ tıkladığınızda elinizde yeterince blok varsa bunu genişletir. Elinizdeki blok sayısına göre. Ondan sonra burada bir sistem inşa etmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu bir havada asılı tutacak şekilde şuradaki dörtleri bir alalım arkadaşlar. Dörtleri şöyle bir yerleştirelim. Öncelikle bizim threshold switch'imizin buraya dayalı olması gerekiyor. Ondan sonra bu vatandaşın değerlerini maksimuma çıkarmamız lazım. İki taraf için de mouse'un tekerleğini yukarı çekerek yapabiliyoruz bunu. Ondan sonra tike basıp çıkıyorsunuz zaten. Tabi bu vatandaşın üstüne biz kart SM'leri koyacağımız için ben rail almayı unutmuşum. Gittim rail de aldım. Bunu yerleştirdik. Kart SM'lerimizi yerleştirdik. Ondan sonra dediğim gibi herhangi bir bütün bloğa ihtiyacımız var. Bu vatandaşı bunun üstüne koyuyoruz. Bizim windmill sail frame'lerimizin bir blok yukarıda mı oldu şu anda? Evet, bir blok yüksek yaptık değil mi bunu? Yok, bir blok yüksek yapmadık. Yine şey almayı unuttuk arkadaşlar. Minecart almayı unuttuk. Şöyle sıradan bir minecart. Bu sefer kömürlü mömürlü bir şeye gerek yok. Sıradan bir minecart işinizi görecektir. Bundan bir tane alıyoruz. Bu vatandaşı buraya yerleştiriyoruz. Burada bizim zaten mantık olarak anlamışsınızdır. Bir aslında ne sistemimiz olacak arkadaşlar? Bir kart sistemimiz olacak. Bu kart sistemi eğer daha önce o benim geçen bölümde yaptığım treni yaptıysanız biliyorsunuzdur. İnşa olduğu anda önünde ne kadar blok varsa kırıyor. Biz bundan yararlanacağız. Ondan sonra bu kart sistemini tabii daha efektif bir şekilde kullanmak için bu vatandaşları, bu sail'ları kullanacağım ben. İnşa olduğunda şey olsun diye. Yalnız bunu doğru yerleştirmek önemli açıkçası. Bunu yatayda nasıl çevirebiliriz ki acaba? Bunu... Şimdi oldu. Tamamdır. Bir tanesini yerleştirdikten sonra gerisi kolay zaten. Bunları koyduktan sonra da tabii çıkan cobblestone'ları da bir şeyle toplamamız gerekeceği için bu hopper'ları kullanacağız. Bir de herhalde şuraya ya da buraya hopper koysak iyi olur gibi, ama o çok da şart değil. Bir de bunun etrafını kapatmak için benim pişirdiğim glasslardan ne yapacağız arkadaşlar? Buraya kısacası bir çerçeve inşa edeceğiz. Bu sistem peki nasıl çalışacak? Ben buraya lever koyduğum zaman bunu açtığımda otomatik olarak bir açılıyor, bir kapanıyor. Bu her assemble olduğunda arkadaşlar oluşan cobblestone'ları kıracak. Sistemin mantığı bu yani. Ve bu cobblestone generator'ı durdurmak istediğiniz zaman da tek yapmanız gereken lever'ı açtın. Bitti, artık çalışmıyor. Şimdi bir üst aşamasına geçelim. Pompaları, mechanical pump'ları yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bir tane daha bloğa ihtiyacım var sanırım. Şunu şuradan kıralım. Hatta iki tane bloğa ihtiyacım var sanırım. Şöyle kendimize ufak bir merdiven yapalım oraya, rahat rahat çıkıp inebilmek adına. Henüz Creative Flight'a ben geçmedim çünkü.
pompaları aldık. Bu sail blokların üstüne yerleştirdik. Şimdi bir de bunları öyle bir yerleştirmeniz lazım ki arkadaşlar. Şu önce bir wrenchlerle düzeltelim bunları yalnız. Ters tarafa bakıyorlar. Aşağı bak lan. Ay be. Evet, bu wrenchlerin, bu şeylerin daha doğrusu pompaların aşağıya bakması lazım. Çünkü biz lavayı yukarıdan alıp aşağı akıtacağız. Bir de aynı zamanda bu mechanical pumpları, şimdi işte işin kabası son tarafı, bu mechanical pumpları arkadaşlar waterlog etmeniz gerekiyor ki suyla lava birleşsin. Çok az miktar akan o lava birleşsin. Bize ne oluştursun? Cobblestone oluştursun. Mantığı bu. Waterlog yapmadan önce tabii şu fluid tanki de olması gereken yerine bir yerleştirelim. O da zaten tahmin edersiniz ki bu pompaların üstü. Bu da multi blok oluşuyor bu arada. Volt'la aynı mantığı var bunun da çünkü. Şu an yani ana hatlarıyla hazır. Tabii buraya bizim lava aktarabilmemiz için de bir tane tankı zaten buraya getirmiştik. Bir tank kablolaması yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bağlayabiliriz. Bunun üst ucunu, yani bizim pipe'ı bağladığımız ucunu geniş tarafta tutmak için şöyle shift sağ klik yapıyoruz. Geniş ağız gönderen taraf olur. Mekanizmdeki mantıkla aslında aynı. Şimdi ben artık bunun içine lava koyduğumda otomatik olarak buradaki fluid tankin içerisine aktaracak. Bunu bu arada böyle yapmayacağım aslında. Bunu sadece videoya özel böyle yapıyorum. Düzenlemesini daha sonra yapacağız. Diğer bütün mod pack'lerde daha önce yaptığımız gibi arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burayı biraz daha derleyip toplamak için öncelikle dışarı kaçabilecek olan cobblestone'ları yakalamak istiyorsanız şöyle hopper ekleyebilirsiniz. Hatta ben buraya da muhtemelen eklerim bir 3 tane mi? Evet, bir 3 tane 4 tane daha ekleriz buraya. Bir de tabii çevresinden lava ve su akmasını engellemek, cobblestone'ların da dışarı kaçmasını engellemek için ne yapacağız? Yukarı gidip biz biraz çerçevemizi inşa edeceğiz. Evet, glasslarımızı aldık. Stone cutter'ımıza getirdik. Buradan hepsini frame glass'a çeviriyoruz. Ondan sonra spruce trapdoor. Trapdoor'ların yapımını hiçbir zaman ezberlememişimdir. Hala da ezberlemiyorum zaten ekseriyetle. Ondan sonra trapdoor yazalım. Ekseriyetle lafı ne kadar çok seviyorum bu arada ya. Bir arkadaşımız hatta sormuş abi ekseriyetle ne demek diye gülerek. Çoğunlukla vesaire gibi anlamda. Çoğunlukla, çoğu zaman, genellikle o anlamlarda kullanılıyor açıkçası. Ben biraz daha böyle üstüne basmak için söylüyorum o lafı çok. Yani bilmiyorum nereden ağzıma alıştı. Bayağı kullanıyorum ama açıkçası yani. Buraları dediğim gibi trapdoorla kapatabilirsiniz. Trapdoor şart değil. Normal camla da aslında kapatabilirsiniz. Ama trapdoor mesela ben az sonra burayı waterlog yapacağım için benim işimi biraz kolaylaştıracak. Evet, genel olarak bir çerçeve haline getirdik. Şuraları yalnızca kapatmayı unutmuşum. Burada bir de ufak bir detay var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa kesinlikle bir yerden rotasyon vermemiz gerekeceği için bu camı ya da ne bileyim mesela şu camı, bunları kapatmasanız da olur. Onunla beraber de yani buradaki hopper'lar aslında boşa düşüyor ben buraya glass koyduğumda. Bunu dışarıdan da kapatabilirsiniz. Şu hopper'ları sökelim ya, herhalde o kadar da problem olmayacaktır. Çünkü az cobblestone üreteceğimiz için biz. Daha büyük bir sistem yaptığınız zaman ya da mesela kaymalı bir sistem yaptığınız zaman kesinlikle bu arada yan hopper'lara da ihtiyacınız olur. Bizde öyle bir konu olmadığı için şu an çok ihtiyacımız yok. Biraz şimdi lavamızı getirelim, o sistemi halledelim. İki bucket da su getireceğim ki aşağıda bir sınırsız su kaynağım olsun. Yani hızlı hızlı bazı şeyleri yapabileyim. Evet, lava ve su bucketlarımızla geldik. Ben buraya artık lavayı koyduğum zaman arkadaşlar otomatik olarak buradaki fluid tanklere aktarmaya başlıyorum bile. Bunların hepsini içeri gönderdim. Bir de dediğim gibi ortalığı waterlog yapmamız gerekeceği için onu da şurada ufak bir kendimize su kaynağı açalım. Sınırsız olacak şekilde tamamdır. Buradan şimdi 4 tane şeyi waterlog yapmam gerektiği için 4 bucket suyu alıyorum. Yanlışlıkla sınırsız su kaynağımı bozuyorum. Ondan sonra 3 ve 4 olacak şekilde tamamdır. Buradaki artık açıyoruz, kapatıyoruz. Ondan sonra açıyoruz, waterlog kapatıyoruz. Burada da bu arada aynı sistemi kullanabilirmişiz. 2 bucket suyla da ya benim yaptığımı yapabilirsiniz herhalde. Çünkü hani 4. bucket'ı koymadan bir baktım her taraf su oldu. Demek ki hani waterlog yaptığımız zaman da sınırsız su kaynağı mantığı oluyor. Daha fazla burada suya ihtiyacım var mı? Yok. O yüzden burayı aslında kapatabiliriz şimdi. Şu dörtleri alalım da buradan. Tamamdır. Cobblestone işin cobblestone kısmı kolay şu anda. Onu yaptık bile aslında. Sistemi hep beraber otomatik olarak çalıştıracağım. Direkt tıkanmasın diye. O yüzden şimdi gidip yapacağım başka bir şey daha var. O da benim buraya crushing wheel'larımı getirmem. Crushing wheel'ları getirirken bir kere carbuncle zaten Allah'ın emri. İki tane carbuncle biz kullanırız burada. Bunların hepsini bu arada water wheel'la aslında çevirmenizi, starbuncle bu arada, water wheel'la çevirmenizi tavsiye ederim. Acaba böyle mi yapsak yoksa
Gearbox filan mı kullansak? Gearbox da mantıklı olabilir. Çünkü bu Starbuckle'lar yetecek gibi ama neyse. Gearbox kullanmayalım. Daha doğrusu Vertical Gearbox kullanmayalım. Normal Gearbox kullanmamız zaten gerekecek ama şöyle biz normal Gearbox'larımızdan bir miktar yapalım. Evet, bir bakalım bakalım. Bir miktar da Chain Drive aldım. Şu anlık derdim aslında Crashing Wheel'ları hareket ettirebiliyor muyum arkadaşlar? Eğer ettirebiliyorsam zaten problemin büyük bir kısmı ortadan kalkacak. Ulan yine kaybettik. Heh, şurası. Bu ağaçta böyle ufak bir altın esansı vermek lazım. Ne olduğunu anlayabilelim diye. Şimdi Crashing Wheel'ları bir test edelim bakalım. Öncelikle ondan sonra olması gereken yere koyarız. Bunların öncelikle ikisinin de iç tarafa dönmesi gerekiyor. Onu biliyoruz. Ben buraya şimdi bir yere Starbuckle Wheel koyduktan sonra önce şöyle yapalım aslında. Şuraya Gearbox koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Güzel. Buradan Starbuckle Wheel'la dönmeyi bir verelim bakalım biz bu vatandaşa. Bir mesafe boşluk olması gerekiyor zaten kesinlikle değil mi? Şöyle yapacağız. Bir de buraya Gearbox'ı koyalım. Buraya Starbuckle Wheel'ı koyalım. Zaten bu ters oldu bir kere en başta. O zaman Starbuckle Wheel'ı bu tarafına bir koyalım. Gearbox, Starbuckle Wheel. Ulan yine dışarı döndü ya. Shift'e basmadan koyalım bir saniye. Shift'e basarak koyalım. Ha şimdi doğru oldu, tamam. Şimdi Encase Chain Drive'ları bir defaya mahsus olarak arkadaşlar yönünü değiştirebiliyorduk. Yalnız bunu burada yapabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bunu yukarı bakacak şekilde bir defaya mahsus çevirebiliyor olmamız lazım bunu ya. Ha. Böyle oldu. Enteresan oldu. Ama oldu. Önemli olan oldu mu oldu. İkisi de şu an içeri dönüyor. Tamam. O zaman bana iki tane daha Gearbox lazım aslında. Chain Drive niye çeviremedim ya? Acaba dikeyde mi çevirebiliyoruz? Belki de sadece dikeyde çevirebiliyoruz. Neyse. Gidelim iki tane daha Gearbox alalım o zaman. Bir tane Chain Drive kalsa yetiyor. Şimdi Crusher muhabbetini hallettik. Sıvı muhabbetini hallettik. Cobblestone'ları aktarma muhabbetini halledeceğiz. Bir de ne yapmamız lazım şu an arkadaşlar? Bizim çok güzel soru. Bizim ne yapmamız lazım? Pompayı yavaşlatmamız gerekiyor demiştik. O yüzden biraz cogwheel inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi normal bir water wheel yanlış bilmiyorsam 8 hızıyla mı dönüyor? Bayağı yavaş dönüyor yani. Onu biliyoruz. Birkaç tane dolayısıyla bizim cogwheel'a ihtiyacımız var. Bunu neredeyse 1'e 2'ye çevirmem için minimal seviyeye indirmem gerekiyor yani, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir miktar cogwheel aldım. Tabi bunları doğru düzgün kullanabilmek için şafta da ihtiyacımız var. Yarım şöyle 12 tane de şaft alalım. Server'da 10 dakikaya restart yiyormuş. Restart yiyene kadar gittiğimiz kadar gideriz. Bir diğer gerekli şey de arkadaşlar item pipe zaten en başta bana. Bunun için belt vesaire de kullanabiliriz. Ama onları daha önce zaten gösterdim mantık olarak, yani funnel manıl. O yüzden şu an onu yani normal pipe ile yapalım. Ondan sonra zaten bölüm arasında ben onu daha derli toplu bir hale getirdiğim zaman sadece create ile yapılmış halini de göstermiş olacağım size. Bu pipe modu ama hemen hemen her yerde var. O yüzden hani bu da çok sizi yamultmayacak bir mod düşündüğümüz zaman. Pipe yaptık, depoya ihtiyacımız var. Çünkü sende kadar şu an gidebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bize bir adet depo lazım arkadaşlar. Çünkü sende soul sand yapacağız. Bir tane daha depo lazım. O da neden? O da sandy. Soul sandy daha doğrusu, şöyle yazarsak. Sağ tıkladığımız zaman nerede o vatandaş? Bulk washing yapmamız gerekiyor. Bunu da depo ile yapmak açıkçası biraz daha işi derli toplu tutuyor. Depo ile yapmak zorunda mısınız? Asla değilsiniz. Onun yerine yerde de yapabilirsiniz. Bunları en son çünkü bir volta aktaracağız zaten düşündüğünüz zaman. Ama hadi biz depo kullanalım. Şimdi aşağı gidip bir kablolama sistemini bir yapalım beraber. Burada işimi biraz daha kolaylaştıracak bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Şimdi Crusher'lardan çıkan şeyleri hopper'la içeri aktarmaya çalışırsak çok yavaş olur. Omnidirectional hopper speed upgrade takabiliriz ama Pneumatic Craft'a şu an hiç girmedik. O yüzden burada chute kullanabilirsiniz. Herhalde chute'la yapabiliriz yapmaya çalıştığım şeyi düşündüğümüz zaman. Direkt zaten depo'nun üstüne gelecek itemler değil mi? Aslında direkt depo'nun üstüne geleceği için çok chute'a da gerek yok gibi be. Aynen. Ya o tamam, gerek yokmuş, şu an tekrar bir düşündüm. Ne lazım bize? Soul Sand şey lazım ama Campfire lazım. Soul Campfire. O yüzden ilk Soul Sand'lerimizi gidip şimdi Nether'dan bir alalım. Çünkü biliyorsunuz mavi aleve ihtiyacımız var. Haunting yapabilmek için. Sand'i Soul Sand'e çevirmek için yıkamadan önce ona ihtiyacımız var. Hemen şöyle ışınlanabilirsek inşallah. Gidelim bir yerlerden. Bu ne bu? Soul Stone bu. Mystical Agriculture. Bunlar full Soul Stone bu. İyi. Aradığımız zaman en azından kolay bulacağız.
Tabii şu apoteosis boss'u bizi daha kolay bulmazsa. Çünkü epic boss ve ben herhangi bir ekipman gelişimine gitmediğim için beni teklemesi olası. Evet, Soul Sand'imizi aldık geldik. Dediğim gibi sende kadar gelebiliyoruz. Şu an hatta Soul Sand'e kadar gelebiliyoruz. Geriye eksik ne kaldı arkadaşlar? Encased fenler. İki tane encased fene ihtiyacımız var. Bu vatandaşlar da bizim için yıkama ve haunting işlerini yapacak olan vatandaşlar. Zaten bir tane Flint and Steel alalım Soul Sand'i yakabilmek için. Bir de bucket'ımız var mı? Bucket'ımız var. Suyumuz var mı? Suyumuz yok. O öbür tarafta. Buradan bir bucket'ta su alalım. Bu da yıkama işlemi için. Soul Sand'i Gold Nugget'lara ve Nether Rack'lere. Nether Quartz'lara pardon. Nether Rack nereden çıktı? Nether Quartz'lara bu Water Bucket'ı kullanarak yıkayacağız. Waterlogged'lu bir blok kullanarak. Waterlogged'lu blok için aslında bana bir de ne lazım? Stair mi kullansak acaba? Stair de kullanabiliriz. Stair kullanalım ya. Stair daha mantıklı geldi şu an. Stair diyorum. Frame Glass Door kullanalım. Şimdi burayı arkadaşlar ben komple bir düzenleyeceğim. Neye uygun olacak şekilde. Öyle bir yapacağız ki buradan çıkan cobblestone'ları önce üst taraftaki crushing wheel'a aktaracağız. Hatta şöyle mesela şey yapalım. Öne al. Önce üst taraftaki crushing wheel'a aktaracağız. Koyamıyorum bunu. Bir saniye. Sonra alt taraftaki crushing wheel'a aktaracağız bu sefer de. O da şu şekilde. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten buradan çıkanlar kesinlikle gravel olacak. Aşağı düşenler de kesinlikle sand olacak. İşte burada bir işlem yapmanıza gerek var. Depodan kesinlikle flint çıkmaması lazım. Çünkü mesela şu an gravel yazarsak şöyle sağ tıklarsak Crushing Wheel'da Clay Ball ve Flint de çıkacak. Bak sınırsız Clay Ball. Bu da ihtiyacımız olan bir başka şey aslında ileride ama şu an bunları ben istemiyorum. Bunların çerçöp kısmını benim buraya koyacağım dipodan arkadaşlar dışarı atmam lazım. Şimdilik çöpe atmam lazım yani. Dolayısıyla bunun arka tarafına bir tane filtrelenmiş brass funnel. Buraya da bir bucket lava yerleştirebilirsiniz filtrelemek için. Şimdilik oraya ben girişmeyeceğim direkt. Biz şimdilik yapmamız gereken işlemi yapalım. O da ne olacak arkadaşlar? Benim buradan bu vatandaşın en üstüne şuradaki crashing wheel'ın en üst kısmına ne aktarmam gerekiyor? Pipe aktarmam gerekiyor. Bunu da tabii öyle bir yapmanız lazım ki filtresinin doğru olması lazım. Filtresini diyorum başka bir yerle temas etmemesi lazım ekstradan. Burayı niye böyle bağlayamadık birbirine? Heh, şimdi oldu. Başka bir bloğa temas etmemesini istiyoruz biz. O yüzden mesela şu şekilde değil kesinlikle. Her tarafa kolumuz uzandığı için biraz sıkıntı oluyor. Mesela böyle değil. Burayla bizim işimiz yok. Orayı şimdi wrench kullanarak ayıracağım ben hatta. Burası olmasın. Sadece şu aşağıdan çıkış olacak. O da cobblestone çıkışı. O da gravel ve sen de çevirebilelim diye. Şimdi az önce... Of. Bak server yaklaştıkça reset saatine bu arada lag da artıyor yavaştan. Şimdi az önce nasıl burada yapmıştık bir benzerini tekrar bu vatandaşların arkasında biz inşa edeceğiz. Şu kablolamayı biraz daha güzel yapabilir miyim? Bir bakayım. Arkadan getirirsek sanki daha güzel olur gibi. Bunlarda da bir bağlantı problemi var ya genel olarak. Ha şimdi oldu. Lag'dan da olabilir tabii o da. Aynen biraz da lag'dan galiba arkadaşlarımız da lag yazmış. Tamam şimdi oldu. Kablostonlar artık doğru yere gidecek arkadaşlar. Şu an sadece rotasyon gücünü vermek kaldı. Sende kadar gidebilmek için. Ondan sonra bir de ne yapacağız tabii buraya? Burada ufak bir yine filtreleme sistemi yapmamız gerekiyor. Çünkü ben buradan çıkan Soul Sand'ler of lag'dan ölüyoruz. Soul Sand'ler ne olsun istiyorum? Buraya gelsin istiyorum. Sand'ler daha doğrusu buraya gelsin istiyorum. Ki burada onları Soul Sand'e çevirebilelim. Kazdıklarım komple geri gitmiş bu arada. Soul Sand'e geri gelsin istiyorum. Depom nerede lan? Ha depo da kayboldu. Neyse arkadaşlar restart'tan sonra devam ederiz. Evet şimdi devam edebiliriz. Depoların sayısını bir tane daha arttırdım arkadaşlar. Çünkü ben hani iki tane depo kullanırız diye düşünmüştüm. Birini Soul Sand için birini normal Sand için ama açıkçası buraya da bir tane depo koyduğumuz için ve birazdan fitleyeceğimiz için sayısının 3'e çıkması daha mantıklı. Dediğim gibi burada Sand'imiz olacak. Buradan Sand gelecek. Burada Soul Sand'e çevrilecek. Burada da en son Washed muhabbeti yıkanacak yani Soul Sand ve içerisinden bize şansa göre işte Nether Quartz ya da ne verecek? Gold Nugget verecek. Buraları şurayı kapatmak zorunda değiliz. Şu şekilde ben kapatıyorum. Sağ sola su taşmasın diye. Burayı açık bırakabilirsiniz. Buraya koymamız sebebi
üst taraftan da suyun akmaması. Ben buraya artık bu şekilde bucket'ı koyduğum zaman hiçbir tarafa su gitmiyor. Öte yandan şuraya da bir tane koymakta açıkçası fayda var. Bunları da kullanarak bir tane de buraya koyalım. Çünkü bu fanlar sürekli ittirecek arkadaşlar önüne gelen itemları. Dolayısıyla onları aktarmak için, daha doğrusu bu tarafa gelmemesi için böyle bir sistem kurabilirsiniz. Zaten buraya ben funnel koyacağım en son. Onu oradan hallederiz. Güzel gözüksün istiyorsanız şuralara da herhalde bir tane, yalnız bu yukarı oluyor değil mi? Şuradakini açalım. Şu ters oldu. Bir saniye. Bunun aşağıda olması lazım. Tamam. Daha nispeten okey gözüksün istiyorsanız böyle bir sistemde yapabilirsiniz. Hatta mesela şurayı da kapatabilirsiniz yani. Hatta burayı bile. Düşündüğümüz zaman da orada da yapacağımız kablolamalar var. O yüzden çok dokunmuyorum. Şimdi öncelikle cobblestone farmımızla dediğim gibi başlayacağız. Onun için bir water wheel'a ihtiyacım var. Yatay water wheel burada iş yapar arkadaşlar. Ben açıkçası onu buraya bir saklamak istiyorum. O yüzden şu pompaya denk gelen frame'i bir kıracağız buradan. Ondan sonra bu şunun yaşanmaması için buraya bir tane cogwheel'ı koyuyoruz zaten. Küçük cogwheel burada işimizi görür. Ondan sonra gold satacak var mı? Bak resmen içine doğdu adamın ne yaptığımız şey. Dediğim gibi bu sefer inanılmaz yavaşlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha önce yapmadığımız bir şekilde. O yüzden mesela şurayı bir kazalım. Bu duvarın burasına saklayabiliriz diye düşünüyorum. Cogwheel'ların, small ve large cogwheel'ların hızlandırma gücünü şimdi tersine kullanıp yavaşlatmak için kullanacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Mesela ben buraya water wheel'ı koydum. Normalde ne yapardık buna? Bir tane large cogwheel bağlardık. Bağladıktan sonra da o cogwheel'ı ucuna bir tane small'u bağlardık ki çaprazına yani aynı hızda dönmeye başlasın. Şurayı bir temizlemem gerekiyor tabi. Burada onun tersini yapacağız işte. Buraya neyi bağlayacağız arkadaşlar öncelikle? Small cogwheel bağlıyoruz. Ondan sonra bu vatandaşın ucuna, çaprazına daha doğrusu boş olan bir yerden şu şekilde large cogwheel bağladığımız zaman artık bu small cogwheel bu large cogwheel'ı çevireceği için normalden çok daha yavaş dönecek. Hatta şurayı da bir temizleyelim. Şöyle komple devam edelim. Şimdi bunun ucuna da bir tane small cogwheel bağladık. Bu da bir large cogwheel'ı çevirsin istiyoruz. Daha da yavaşlaması için. Şimdi bunun da ucuna bir tane small bağlayıp bir saniye, bunu nasıl yapacağız ki şimdi? Çok şey oldu. Bu kesinlikle bu arada şey olacak. Buraya large koyabiliyor muyum ben? Ha, çaprazına koyabiliyorum. Direkt önüne koyamıyorum. Çaprazı da biraz şu an sıkıntı yaratır bana. Onu da istemiyoruz. Heh, bunun üstüne çıkabilmek iyi oldu ama. Şimdi daha da yavaş çalışsın istediğimiz için. Senin çaprazından mı, dikeyinden mi? Nasıl yapsak ki sana? Herhalde bu hızla lavayı kaybetmeyiz ya. Evet, bu hızla kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Buraya bir tane daha small koyduk. Ya bunu daha da yavaşlatabilirim. Ya buraya bir tane daha large cogwheel koyduktan sonra 3 tane daha small cogwheel kullanarak çok daha yavaş bir hale de getirebilirim de. O kadarına gerek var mı? Bence o kadarına gerek yok. Bir test edelim. Bakalım lava ne kadar akacak aşağı. Çalıştıralım bakalım. Şu an 1 RPM ile falan dönüyor gibi duruyor zaten. Bayağı yavaş dönüyor yani. Lava hiç azalmıyor şu anda. Tamam, bu iyi işaret. Bu vatandaşı açarsak. Evet. Sistemimiz çalıştı arkadaşlar. Ondan sonra sistemden gelen cobblestone'lar da zaten otomatik olarak crushing wheel'larımıza geliyor şu anda. Şu an galiba oldu gibi. Burada mesela 4 tane cobblestone şu anda dönüyor. Onlar ondan sonra birazdan aşağı gelecek. Sürekli yeni cobblestone'lar geldiği için tabii şu an bir de magnetim olduğu için benim üstüme geldi ama ufaktan çalışmaya başladı şu an cobblestone generator'ımız. Şu magnet yüzüklerin üstünden çıkartayım. Bunu çıkartıp bunu buradan kapatabiliyorum bu arada. O yüzden böyle bir tercihte de bulunabilirsiniz. Evet, yeni gravel'lar da buraya geldi arkadaşlar. Bu gravel'lar da şimdi aşağıya sand olarak ya da işte flint ya da clay ball olarak düşecek. Bunu biraz daha hızlandırmak için vatandaşlarımızın önüne şey koyabiliriz. Gold block koyabiliriz. Ön tarafları öbür taraf oluyor. O zaman diğer taraftan dolaşmam lazım. Buradan geçebiliyor muyum? Geçemesem de önlerine bunu koyabiliyorum en azından. Evet, şimdi biraz daha hızlandı zaten wheel'larımız. Tamamdır. Mesela flint ve dediğim gibi buraya bol bol şey de gelecek. Clay ball da gelecek. Onu da bir çözmemiz lazım. Ama ondan önce bence şu şeyleri de artık çalıştıralım.
fanlarımızda, en case fanlarımızda. Buranın bu kadar güzel çalışması bu arada hoşuma gitti. Bugsız maksız gayet güzel çalışıyor yani. Sadece tabii ki de haliyle yavaş çalışıyor ama fanların hızını da hesaba katmamız gerektiği için zaten çok da hızlı çalışsın istemiyoruz düşündüğümüz zaman. Şimdi bu Starbuckle Wheel'ımızı öyle bir yerleştirmemiz lazım ki bu iki vatandaş da doğru tarafa dönsün. İleriye doğru üflemesini istiyoruz. Geriye doğru çekerse çünkü arkadaşlar suyun içine çeker. Ve sol campfire'ın içine çeker. Aynı zamanda işlemi de yapmaz. Fanların dışarıya üfürmesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Onun için de galiba bu tarafa dönmesi lazım. Tamam, o kısımda mutabıkmışız. Buraya iki tane gearbox ve bir tane şeyle bence yapacağım işi yapabilirim. Shaft'la yapacağım işi yapabilirim. Chain drive da kullanabilirim galiba bu açıdan. Doğru tarafa bakması için. Çalıştın mı sen de? Vallahi ikisi de çalıştı. Tamam. Şuradaki vatandaşı da Gold'la değiştirirsek hızlı da çalışır. Gayet güzel. Şu an yapmak istediğimiz işlemi yaptık. Şurayı biraz kapatabiliriz. Carbuncle'ın herhangi bir engel olmuyor çünkü önüne blok koymanız. Şurayı da hatta şuraları da, burada sadece ışık bulunsun yeter. Tamam, şu an yapmak istediğim şeyi aslında yaptık. 2 saniyede mesela bir stack'ten fazla sand elde etmişiz. Bu sandler de buraya geldiğinde arkadaşlar zaten direkt depoya geliyor gördüğümüz gibi. 64 tane item'a kadar tek seferde trink diye aktarabiliyorsunuz. Hatta burada pipe değil mesela Integrated Dynamics'in kablolarını da kullanabilirsiniz. Onlar çok hızlı çalışıyor. Fakat orada variable kartla vesaire uğraşmanız lazım. Burada variable kart için bir de tabii variable store yapmanız lazım ki kartları, pardon, variable store diyorum. Bir saniye, neydi o item'ına da her seferinde unutuyorum ya. Integ yazalım şuraya arkadaşlar. Pattern basabilmeniz için logic programmer'a ihtiyacınız var. Ulan bu da bayağı ucuzmuş ha. Aslında var ya biz onu kullanabiliriz. Mesela şu an ne oldu? 64 tane soul sand oldu. Bu soul sand'leri de buraya yerleştirdik. Depo kabul etti zaten otomatik olarak. Bunlar da neye dönüşecek? Biraz beklememiz gerekebilir tabi burada. Çünkü bir stack item işliyoruz şu an tek seferde. Bir stack item'dan da arkadaşlar bize 23 tane nether quartz verdi. Gold nugget'ın olasılığı bayağı düşük bu arada. Şöyle gösterirsem. O yüzden bu zaten AFK bir farm aslında düşündüğünüz zaman. Gold Nugget'ın çıkma olasılığı %2. Her 50 taneden bir tane çıkabiliyor arkadaşlar. Bir diğer opsiyonumuz daha var. Yok değil, var. Red Sand'den Gold Nugget elde edebilirsiniz. Ama burada sistem biraz daha enteresan. Çünkü burada granit elde etmeniz için cobblestone'la nether quartz'ı harmanlamanız gerekiyor. Buradan diorit elde ediyoruz. Sonra dioritle nether quartz'tan granit elde ediyoruz. Granit'i Crusher'ın içerisine gönderiyorsunuz. Red Sand çıkıyor. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz biliyor musunuz? Mesela ben buradan sürekli nether quartz elde ediyorum ya. Buraya bir iki tane mikser koymanız lazım fix. Buradan çıkan cobblestone'ları o mikserin içerisine aktarıp diorit yapacaksın. Ondan sonra dioritle nether quartz'ı başka bir mikserin içerisine aktarıp granit yapacaksın. Arkadan kabloyu geçirip alt taraftaki crushing wheel'a getireceksiniz arkadaşlar. Neden bu alt taraftaki? Çünkü iki kere crushing'dan geçirirsen buraya red sand geleceği için bozar. Red sand'i yok eder. Bir kere geçmesi gerekiyor. Onu da buradan çıkan nether quartz'ları daha verimli sadece gold nugget elde etmek için yapacaksanız o da bir tercih biçimi. Şimdi ben buranın kablolamasını yapacağım. Madem logic programı o kadar ucuz, biz onu kullanalım. O biraz daha mantıklı. Bu arada dediğim gibi mesela buradan sand farm, nether quartz farm da yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle benim bir çöp kutusuna ihtiyacım var zaten fix. Öncelikle o yüzden trash can ile başlayalım. Cauldron gerekiyormuş. Nerede normal trash can ya? Şunu yapacağım ben. Öncelikle bir tane normal chest yapalım. Biz normal trash can kullanalım. O diğer modunkini kullanmayalım. Ne vuruyor bana? Yani siz de en çıkmayacağınız yerlerden çıkıyorsunuz ha. Lazım olsalar bulamam yani şu şeyleri. Ama güzel. Raid heart düşürmesi güzel. Bir de item düşürdü, kas düşürdü. Arkadaşlar uyuyun ya. Evet, ne demiştik öncelikle? Pattern miydi onun adı? Integrated Dynamics diye yazarsak logic programmer yapacağız. Bunun için block of crystallized. Aa, burada hiç farmını yapmadım ben bunun, değil mi ya? Neyse, bir tane crafting table yapalım. Trash can'imizi yaptık. Importer'a arkadaşlar ihtiyacımız var. Item importer'a. Bana o yüzden bayağı bir mineral gerekiyor aslında. Biraz mineral ağacı bulalım. Mineral ağacı dediğimde klasik bu arada Integrated Dynamics'in oyuna eklediği saplinglerle yapabildiğiniz ağaçlar arkadaşlar. Bunlardan Crystallized Mineral elde edebiliyorsunuz. Squeezer falan yaparsanız daha da hızlı elde edersiniz hatta.
Evet, gerekli miktarda herhalde topladığımı düşünüyorum. Sticky Piston biraz enteresan bir şey oldu. Slime ball'larla beraber, ama bunu da yapabiliriz. Zaten herhalde iki tane falan yeterli olacaktır. Şimdi variable'larımızı yaptık. Sağa ve sola variable'larımızı yapacağız şimdi. Bundan sonra da importer yapabiliriz herhalde. Toplamda bana kaç tane lazım? Bir tane çöpe atmak için lazım. İki tane depoların arasında lazım. Yani toplamda üç tane importer'a ihtiyacımız var. Enteresan oldu tabi bu. Item interface'im yok çünkü elimde. Tekrar şimdi importer yapabiliriz herhalde. 1, 2, 3 tane ihtiyacımız var dedik değil mi? Aynen, şimdilik 3 tane yeterli olacaktır. Logic Cable'a ihtiyacımız var. Bunların hepsini diğer modpack'ten buraya taşıyacak kadar, çünkü envanterimi almıştım. 3 bundan, 10, 15 bundan. Programmer'a ihtiyacımız var. Ve variable karta ihtiyacımız var. Başka bir şeyde zaten ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bunları da buradan alalım, gidelim. 2 dakika ortadan kaybolduk arkadaşlar. Her tarafım çerçöp oldu bir anda. Buraya geldim. Her yerim sen doldu 2 saniye içinde. Hala da yanlışlıkla çekmeye devam ediyorum. Importerlarla beraber interface'e getirdim. Muhtemelen ihtiyacım olabilir diye düşünerekten. Çünkü hani bu chest'i bir envanterden olarak algılayarak hani logic cable'ı bağlar mı çok emin olamadım. O yüzden bu vatandaşı bir tane interface bağlayacağım ben. Bir miktar da logic cable bağlayabiliriz şimdi herhalde. Aynen, burayı bağladık. Şimdi Logic Programmer'ı açıyoruz. Açtık. İçine item dedik. Sağ tıkladık. Hatta item değil, buna listeleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden liste tıklayacağız. Item listesi, ekle diyorum. Flint. Flint'i buraya. Niye eklemiyorum lan Flint'i buraya? Ya burada çekerek item bırakma yok mu ya? Öf. Şöyle yaparız o zaman, sıkıntı değil. Şu sendi sil. Nerede liste? Tekrar koy listeyi. Artı dedik. Flint arkadaşlar. Artı dedik. Claybol arkadaşlar. Item değil mi? Tekrar ekle. Claybol dedik. Artı dedik. Flint dedik. Tamamdır. Claybol ve Flint. Şu an bu iki item'ı çöpe aktarabilmesi lazım yani. Ben sistemi bağladıktan sonra, importer'ı bağladıktan sonra geldim. Şimdilik şu bloğu bir kıralım. Sendleri de aktarmasın yanlışlıkla. Importer'ı bağlayalım buraya. Bunun içerisine de import items listeyi koyduk. Herhalde oldu. Yeşil tik olduğu zaman anlayın ki çalışmıştır. Buradan bunu ben böyle... Ne bu kablo sıkıntıları ya, görsel olarak. Tamamdır. Burayı hallettik gibi. Burayı da save'ledik. Şimdi direkt Flintifil vesaire aktaramamasının sebebi şu an aslında içinde send olması. Ben burada send'i alırsam, hani mesela send'i aldım. Send değil de Flint gelsin buraya. Mesela Claybol gelsin. Claybol'u çöpe attı. Flint geldin. Tamam. Şu an yapmasını istediğim şeyi yapıyor. Orayı hallettik. Şimdi bir benzerinde buradan yapacağız. Import bas koyduk arkadaşlar. Import bas koyduk. Buradan da ne istiyorum? Sadece send çıksın. Buradan da sadece soul send çıksın. Bunları istiyorum. Bu sefer dolayısıyla item. Çünkü birer tane aslında item sadece çıkartacağız. Dediğim gibi sadece send çıksın istediğim için buradan variable kartı koyalım. Sadece send demiştik. Bunu buradan aldık. Tamamdır. Şu variable kartı geri boşaltabiliriz aslında. Boşaltamıyor muyuz bunu ya? Neyse, onun içinde de soul sendi zaten tanıtacağız şimdi. Item koyduk. Sadece soul send. Tamam, bunu da koyduk. Açtık burayı. Burayı açabilmemiz için tabii öncelikle logic cable'a ihtiyacımız var. Dolayısıyla logic cable'larımızı şöyle koyalım. Cable koymadan açılmıyor. Ne demiştik? Buradan sadece send çıkacak demiştik. Import item hizasına ben o kabloyu koyuyorum. Buradan da sadece soul send çıkacak demiştik. Yine import item hizasına onu koyuyorum. İki tane de interface'imizi alıyoruz. Sistemlere bağlıyoruz. Send gitti. Sistemlere bağlıyoruz. Send gitmedi. Neden? Çünkü sadece soul send'in geçmesine izin var arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. İşe yarayacak mı? Evet, gönderdi. Sadece soul send'i gönderdi. Ve 20 tane send'i de geri buraya koydu farkındaysanız. Şu an yani çalışmasını istediğim şekilde çalışıyor. Bundan sonra yapacağınız tek şey buraya en sonda buradan çıkan item'ları bir yere aktarabilmek için chest koymak. Burada da interface, aslında burada da kullanalım.
kullanalım. Burada da yine bir kablolama filtreleme yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi hiç enerji sarf etmemesi ve açıkçası hızlandırabilmeniz açısından Integrated Dynamics'in kabloları güzel. Terminal sistemi bozulmasa 10 numara mod, yalan yok. Yani bizim aslında şu an oynadığımız Integrated Dynamics'in Integrated Tunnels mod olarak. Yine importer alacağız arkadaşlar. Yine bir tane import kablosu. Bir tane barrel veya chest, işte hangisini isterseniz. Reinforced chest varmış envanterimizde, neyse bunu kullanmayalım. Zaten buradan çıkan itemları biz başka yere aktaracağız. Şu anda bunu aldanmayın yani. Aşağısı şu an çok dağınık. Onu ben bir toparlayacağım. Düzenli aralıklar mesela nether quartz'ları blok haline çevirmem gerekiyor. Herhalde mikserde onu yapabileceğimi düşünüyorum. Miksere de bir kablo çekeriz, bir mikser yapıp. Orada da quartz'ları blok haline çeviririz. Eğer silmek istemiyorsak tabii. Bir opsiyon, bir diğer opsiyon da silmek. Bu arada bunları ben yandan koyuyorum ama bunları kabloları üstten de bağlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O da bir tercih. Şimdi buranın interface olması gerekiyor. Yan taraftan bağlayamamamın sebebi de burada kablo deep slate olması bu arada. Burada da importer olması gerekiyor. Hatta bunu kabloyu aşağıdan bile bağlayabiliriz. Üst tarafta çok karışmaması adına. Şu an bloğu kırdım mı kıramadım mı arasında kaldı oyun. En yoğun saatlerde video çekmenin böyle bir dezavantajı oluyor. Evet, importer'ı da buraya koyduk. Buradan da sadece ne çıkmasını istiyoruz arkadaşlar? Soul Sand aktarmasın. Benim tek derdim o. Yine o yüzden listeye geldik. Buradan öncelikle şunları tabii almam gereken nether quartz'ları. Bir de galiba gold nugget alsak iyi olur gibi. Evet, variable'a geldik. Dediğim gibi liste koyduk. Ekledik. Gold nugget ekledik. Nether quartz dışarı çıkardık. 3 nokta yazıyorsa anlayın ki olmuştur. Yoksa tek de yazıyor, yani sadece bir item ismi yazıyorsa anlayın ki bir şeyler yanlıştır. Item hizasına listelemeyi koyuyorum. Yeşil tik oldu mu? Oldu. Ondan sonra da aşağıdan kabloyu geçirdiğim zaman çalışacak zaten. Buradaki problem buymuş. Yanlış blok gösteriyormuş, o yüzden kıramıyormuşuz. Tamamdır. Bu vatandaşı da buradan hallettik. Artık sınırsız nether quartz ve gold nugget'ımız birikecek arkadaşlar. Bunu biraz daha hızlandırmak için sanırım şey yapabiliriz. Item transfer rate'i şöyle 640 yapsak ya. Herhalde zart diye bu sefer aktarabilirim diye düşünüyorum. Şu 24'lük gitsin bakayım kaç tane item aktaracak. Tabii bu hızlandırmayı diğer bir tarafa da yapmamız. Ha, 60 item birden aktardı. Tamam, olan bütün sende aktardı. Güzel işaret bu. Bu arada buradaki mesela item importu da teknik olarak buradaki crashing wheel'ların altına da bağlayabilirsiniz. Ama altına bağlarsanız sendin oraya takılması biraz sıkıntı olabilir. Sende oraya gitmeyebilir. Yani bu tamamen 50 tane yapabileceğiniz şey var burada. Chest, hopper, ne bileyim pipe, her şeyi, chute, her şeyi kullanabilirsiniz. Ben dipolar üstünden gittim ki daha rahat anlatabileyim. Burada neyin ne olduğunu daha rahat görün diye. 20 tane geldiği için bu arada 20 tane aktarıyormuş ya. Tamam, şu an full doğru rakamı aktardı. İlk gold nugget'ımızı da elde etmişiz. İkinciyi de ben buradan donation olarak vereyim oraya. Buradan çıkanları da artık mikserde istediğiniz gibi depolayabilirsiniz zaten. Yani şu an efektif olarak arkadaşlar herhangi bir kademeyi sökerseniz şu an burada 5 tane filan farmımız var. Cobblestone, gravel, sand, clay, flint, soul sand, nether quartz ve gold nugget. Yani şu an burada toplam işte 6-7 çeşit item saydık. Hepsinin farmını isterseniz yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir aşamayı sökebilirsiniz ya da herhangi bir aşamayı yavaşlatabilirsiniz. Mesela burayı yavaşlattığınız zaman diyelim gravel birikir. Burayı yavaşlattığın zaman cobblestone birikir gibi. Burayı yavaşlattığın zaman sand birikir. Buradan çıkan sandleri 2-3 yere dağıtabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin ne yapmak istediğinize kalmış. Evet, bugün de absürt bir create build ile arkadaşlar günü tamamladık. Bence gayet de güzel oldu. Şu mesela arkadaki cobblestone sistemi benim ilk defa yaptığım bir şey. Normalde biliyorsunuz drill sistemi kullanıyordum. Çok önceden yaptığım iron generator'da. Matkap sistemi de mantıklı. Bu arada bir şeyi fark ettim. Arka tarafta glass pane kullandığımız için, pardon, trapdoor kullandığımız için redstone sinyali verdiği zaman şeyi de yukarı atıyor. Oradaki trapdoor'u da yukarı atıyor ama problem çıkarmıyor. Orada demek ki solid bir blok kullansak belki kıracak yani. Onu da bilmiyorum. Onu çok denediğim bir şey değil ama o da güzel bir detay oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şöyle gözlerinizin içine bakarak arkadaşlar. Hoşçakalın.